Biz o zaman demiştik ordunun başında Allah ve Resulüne aşık komutanlar olacak olması lazım demiştik o zaman. Niye bunu demiştik? Allah ve peygambere söven adamlar vardı. Türk Silah Kuvvetleri içerisinde haşa Allah'a peygambere söven hainler vardı ya. Bu kadar şerefsiz alçaklar vardı. Biz buna tepki olarak ya bu ülkenin büyük çoğunluğu %99 deniyor. Müslüman ya. Sen kalkıp da bu insanların inandığı en kutsalına, Allah'ına, peygamberine kutsal değerleri nasıl söversin? Sen kimsin ya? Bunlar gavurdan daha gavurdu. Ben öyle diyorum onlara. O dönemlerde bu ülkenin başında, bu ülkenin silahlı kuvvetlerinde komutanlık yapan bazıları, hepsi değil tabii, bazıları gavurdan daha gavurdu. İlk olarak Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Bu savaşı nasıl görüyorsunuz? Bu sürecin nasıl neticelenmesini bekliyorsunuz? 1.8 milyar İslam dünyası. Yani nüfus olarak da biz %20 civarında İslam dünyasının oluşturduğu. Jeopolitik anlamda da dünyanın en güzel yerinde Orta Doğu konuşlanmış durumdayız. Ama şu anda İslam dünyası maalesef Batı dünyasının oyuncağı durumunda. İstedikleri şekilde karıştırıp, istedikleri şekilde İslam dünyasını maalesef Filistin'den başla bütün İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı. Bunun da müsebbibi Batı dünyası. Batı derken yani Rusya'sı, Amerika'sı, Avrupa'sı, Çin'le varıncaya kadar İslam dünyasının dışındaki devletleri tabii kastediyorum. Yani dolayısıyla yani Batı'nın kendi içinde bu tür bir savaşa girmesi bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Birbirlerini yesinler. Yani yemeği de hak ediyorlar. Çünkü dünyanın bu duruma gelmesinin müsebbibi Batı dünyası. İslam dünyasının da ayağa kalkması için bir kere Batı'da bir zafiyet ortaya çıkması lazım. Batı'nın çökmesi lazım. Batı çökmeden İslam dünyası ayağa kalkamaz. Ben bu anlamda bunu olumlu bir gelişme olarak gördüm. Yani savaş her ne kadar olumlu görmesek de. İnşallah insanlığın geleceği açısından bir de savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu onların da yaşayarak görmesi lazım. Çocukların öldüklerini Batılıların görmesi lazım. Yani Suriye'de bir çocuk öldüğü zaman hiçbir şey gündeme gelmiyor. Ama şimdi Ukrayna'da bir çocuğun orada çektiği sıkıntı bütün dünyada ajitasyon yapılıyor. Yani şey İslam dünyasında yaşanıyor. Bunları niye görmüyorsunuz? Bunu da Batı'nın yaşaması lazım, görmesi lazım. Nasıl neticelenir bu savaş? Ziyadesiyle şu konuşuldu. Rusya orada bataklığa saplandı, ilerleyemiyor gibi bir algı oluşturuldu Batı medyası tarafından. Mesela ilk önce denildi ki 2 günde Rusya Kiev'i işgal edecek denildi. Rusya 2 günde işgal etme planı olmasa dahi 2 günde işgal edemediği için mağlup bir pozisyona düştü. Siz bir stratejist ve asker olarak, emekli asker olarak bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi bir kere Batı dünyası, Amerika, Avrupa her ne kadar bu savaşın çıkmasını işte engelleme gayretini ortaya koyuyor gibi konuşsalar da biz şunu gördük. Amerika ve Batı dünyası tam tersine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını istedi. Ve bu savaşın daha uzun sürmesini istediler. Şimdi mesela Finlandiya'yı ve İsveç'i NATO'ya sokmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Ukrayna savaşı bahanesiyle kendi bloklarını güçlendirme gayreti içerisine giriyorlar. Ve bu savaşın uzun sürmesinin sebebi Batı dünyasının yaklaşımı. Yani tabii savaşı isterlerse bitirme, şu anda savaşın bitmesi için en büyük gayreti, samimi gayreti ortaya koyan Türkiye. Onların öyle bir gayreti yok. Yani bitirmeyi istiyorlarmış gibi bir görüntü veriyorlar. Ama savaşın bitmesini istemiyorlar. Bu savaşın daha uzamasını istiyorlar. Peki en çok konuşulan mevzu nükleer bir savaş yaşanması muhtemel mi? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Ben nükleer silahların kullanılacağını tahmin etmiyorum. Ki Rusya'nın da biz nükleer silah kullanacağız tarzında bir direkt açıklaması söz konusu olmadı. Ancak Batılı siyasetçiler
Rusya'nın nükleer silah kullanacağını, kullanabileceğini dile getirerek böyle bir iftirada bulundular. İşin gerçeği bu. Ancak nükleer silah kullanmak, tabii nükleer silah deyince çok değişik nükleer silahlar var. Yani Amerika'nın Nagasaki'de, Hiroşima'da kullandığı nükleer silahlar, kitle imha silahları, çok güçlü nükleer silahlar. Bunda nükleer başlık taşıyan daha ufak silahlar var. Yani oluşturduğu etki daha mevzi olan silahlar ama daha da güçlü silahlar. Ancak nükleer silah konusu herhangi bir ülke nükleer silah kullanacak olursa, yani bu artık bir yerde durmaz. Ve böyle bir yani silahı kullanma konusunda Rusya kullanmaya kalkarsa, diyelim Ukrayna'ya karşı kullandı. Peki Ukrayna'da işte kullanacak elinde varsa veyahut da tedarik edecek, kullanacak. Rusya da aynı nükleer silaha hedef olmuş duruma girecek. Yani bunun sonu gelmez. Böyle bir riske, yani kontrolden çıkar. Kontrolden çıkar, böyle bir riske ben hiç kimsenin girebileceğini sanmıyorum. Ve bu dünyanın sonu gibi bir gelişme olur. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına gelirsek, bu operasyonlar sona erdi mi yoksa devam edecek mi? Devam etmeli mi sizce? Şimdi Türkiye'nin orada Suriye'de yaptığı operasyon, ki Irak operasyonları bununla bağlantılı. Suriye'de yaptığı operasyonların sebebi terör örgütünün, PKK ve PYD terör örgütünün ve DAEŞ terör örgütünün Türkiye'ye yönelik yapmış olduğu yıkıcı eylemlere karşı kendi ülkesinin, yani Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya matuf bir operasyon. Tabii şimdi Suriye'de bir otorite borçluluğu oluşturulduğu için orada terör örgütleri istedikleri şekilde elini kolunu sallayarak örgütlenebilme, yani pozisyon alma imkanına sahipler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin tabii 2016 yılından sonra konsept değişti. 2015 yılından sonra bizim yıllardır savunduğumuz bir görüş vardı. Terör kaynağında kurutulmalı. Aster'in yıllardır dile getirdiği görüş buydu. Terörist gelip Dolmabahçe Sarayı'nı bombaladığı zaman orada imha ederseniz çözüm üretmiş olmazsınız. Dolmabahçe Sarayı'na veya Dolmabahçe Stadı'na veya Ankara'daki bilmem ne meydanına, yani bombalı saldırı nerede planlandı? Kandil'de planlandı. Nerede planlandı? Suriye içerisinde Halep'te planlandı veya şurada. O kaynağında kurutmak lazım. Şimdi Türkiye bu konsepte geçtiği için terörü kaynağında kurutma anlamındaki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı öyle yapıldı. Biz şu anda terörün kaynağında kurutuyoruz. Vurulamaz denilen hedefler vuruluyor, girilemez denilen yerlere giriliyor. Daha önce o irade yoktu. Oralara girecek irade de yoktu, o güç de yoktu. Yani silahlı gücümüz de yoktu ve içimizdeki yanlış oluşumlar, bir zamanlar Ergenekon vardı silahlı kuvvetler ve devlet içerisinde. Şimdi akabinde FETÖ denilen bir örgüt devlet içerisinde yapılanmıştı. Siz şimdi bir operasyon yapıyorsunuz, planlıyorsunuz, gizli bir operasyonlar ama içinizdeki hainler hedefinize bu bilgileri anında aktarıyor ve sizin operasyonunuz hakim kalıyor. Gidip ondan sonra dağları taşları vuruyorsunuz. Ama şimdi öyle değil. Yani devlet içerisindeki devlet düşmanı oluşumlar temizlendikçe bizim harekatımızla yapmış olduğumuz operasyonlar da sonuç getirmeye başladı. Ve 3-4 yıldır çok şükür ülke içerisinde artık terör eylemi, yani terörist gruplar eylem koyamıyorlar. Yani PKK'sı, DAEŞ, KPC'si gelip
Anadolu Adliyesi'nde Selim Kiraz, Allah rahmet eylesin, savcıyı öldüren DHKPC'li girdi, orada öldürdü. Ama 3-4 yıldır eylem koyamıyorlar. Niye? Bunlar nerede yuvalanıyorlarsa, şu anda yuvalandığı yerde daha kımıldamadan bunların ensesine çökülüyor. Suriye'de de amaç tabii uluslararası, yani emperyalist güçlerin de talimatları, işte çıkarları doğrultusunda bir terör devleti oluşturulacaktı. PKK, PYD'nin bir terör devleti. Şimdi Türkiye, Amerika'nın hayata geçirmeye çalıştığı bu terör devletinin kurulmaması için bu operasyonları yürütüyor ve bunu da engelledi, bu oyunu bozdu. Yani Suriye'deki operasyonlar, şöyle diyelim, Suriye'deki sorun bitmeden, yani Suriye'de gerçekten tüm Suriye halkının beklentilerine cevap verecek şekilde bir siyasi yapı oluşmadan, otorite sağlanmadan, şu anda bir Suriye'de otorite boşluğu var, devlet yok. Devlet başa kuzgun leşe, Suriye'de öyle. Bu arada adam gibi bir yönetim oluşur. Türkiye'de bu yönetimle gereken anlaşmalar sağlanır ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayacak şekilde Suriye üzerinden Türkiye'ye herhangi bir terör saldırısının olmasını engelleyecek bir şekilde güvenli bir zemin oluşturulursa ancak bu iş biter. Onun haricinde bitmesi mümkün değil. Yani Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal etme, oraları ele geçirme öyle bir niyeti yok. Bizim tek derdimiz kendi güvenliğimizi sağlamak. Sen sağlayamıyor isen Suriye, yani sözde Suriye yönetimi sağlayamıyor. Yani sağlamak niyeti yok, tam tersine destekliyor. Irak yönetimi sağlayamıyor. O zaman ben sağlarım kardeşim. Ya bunu sağlarsın ya da ben kendi güvenliğimi sağlamak zorundayım. Ve bunda başarılı olundu çok şükür. Artık sokaklarımızda, metrolarda sağda solda bombalar patlamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bir devlet, YPG devleti oluşturmasına dair projesi devam ediyor ve bunu resmileştirmeye dair çalışmalar yapıyorlar. Türkiye önümüzdeki süreçte doğrudan bir müdahaleyle bunun tersine çevrilmesinin kurulmasını engelleyecek bir müdahalede bulunabilir mi? Ya şu anda biz tabii Amerika binlerce tırla, uçaklarla PYD'ye, PKK'ya silah desteği veriyor. Onları eğitiyor, donatıyor her türlü ve Türkiye karşı bunu. Sözde müttefikimiz ama hiçbir zaman bizim müttefikimiz değil. Biz çekiç güç zamanında bile bunları biliyorduk. Yani bizim İncirlik üstünde konuşlanmış Amerikan güçleri maalesef PKK'yı destekliyordu. Ve Türkiye içerisinde destekliyorlardı. Yani Türkiye içerisinde PKK'ya her türlü lojistik desteği, silah desteğini Amerika veriyordu. Ben İskenderun radarında görev yaptım. Bir gün 4 tane F-111 kalkış yaptı İncirlik üstünden. Hemen tabii İncirlik bize çok yakın, bizim kontrolümüzde. 4 uçak kalktı, görevleri atış. Konya Karaman atış sahasında atış görevi icra edip İncirli'ye dönecekler. Bize bunları bildirme zorundalar tabii. Ben bunlardan şüphelendiğim için kuledeki arkadaşa, İncirli kuledeki arkadaşa dedim ki bunlar kalktığı zaman zaten bana rapor verecek de. Yani kalktığı gibi bana rapor et, bir. İkincisi hemen Konya Karaman atış sahasını aradım oradaki görevli arkadaşa. Dedim ki İncirlik üstünden 4 tane F-111 Amerikan kalkacak. Bunlar dedim Konya Karaman atış sahasına atış eğitimine gelecekler. Atış alanına girdikleri zaman dedim 4 uçak girecek. Bana dedim bilgi ver. Ben radarda da izleyeceğim tabii bunları. Aradı. Dedi komutanım 2 uçak girdi dedi. Emin misin? Eminim. 4 uçak kalktı. 2 uçak. Bizim zafiyetlerimizi de biliyorlar. Çünkü bizim kullandığımız sistemleri, benim kullandığım radar sistemi benimle beraber doğmuş, 40 yıllık sistem, onu kullanıyoruz. Nerede görüyor, nerede görmüyor, Amerikalı biliyor zaten. Radar da onlar vermiş zaten. Radar da onlar bize vermişler. Kalkıyor 4 tane uçak,
İkisi Konya'ya gidiyor. Yani deklar ettiği görevi yapıyor. Tabii benim gibi uyanık bir radarcının, yani hava savunmacının skop başında olduğunu düşünmüyor adam. Bunların hepsi demek ki kendine göre öyle değerlendiriyor. Diğer ikisinin nereye gittiği meçhul. Ve bu adam Türkiye içerisinde bu operasyonu yapıyor. Bize operasyon çekiyor. Dedim emin misin? Dedi komutanım iki uçak girdi. Tamam. Belki de daha sonra gelirler. Gelmediler. O iki uçak orada atışını yaptı. Geri döndüler. İki uçaktan haber yok. Biz de izlemedik. Ama dört uçak kalktı. Yani İncirlik Kulesi bana dört tane uçağın kalktığını söyledi. Bunun gibi daha önce Türkiye içerisinde, benim ülkemin içerisinde Amerikalı bize operasyon çekiyordu. Yani rahmetli Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlisi. Yani suikastı öldürdüler. Onun öldürülmesinin sebeplerinden birisi de buydu. Bu tür şeylere karşı durduğu için, bunların rahatsızlığını ifade ettiği için. Yani demek istediğim bugün artık Amerika Türkiye içerisinde bize operasyon çekemiyor. Bunun rahatsızlığı var onlarda. Çünkü Türkiye'de artık devlet var ya. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'de devlet var. Ve bu iradeyi ortaya koyuyor. Ha şimdi biz sınır ötesinde Suriye'de Amerika ile hesaplaşıyoruz. Ha, direkt de şimdi diplomatik anlamda kalkıp da buna savaş ilan edecek değiliz yani bu ayrı bir şey. Ama en azından sen silah verirsen ben de buna karşı gerekeni yaparım kardeşim. Türkiye ve sen şunu yapmak istiyorsun, terör devleti oluşturmak istiyorsun, ben buna müsaade etmem diyebiliyor Türkiye. Çok şükür o noktaya geldik. Ama inşallah daha da ilerisi olur. Peki Türkiye içerisinde yaşanan hadiseleri de buraya bağlayabilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de iktidarı düşürmek için yapmış olduğu bir takım manipülasyonlar. Tabii canım şimdi Türkiye'de hareket etmesi, ileride kurabilecekleri bir YPG devletinin ve Türkiye'den de bir parça koparmak suretiyle kuracakları, bizi belki Anadolu'nun içine ve batıya doğru biraz daha hapsedecekleri bir iklimi oluşturmak için Türkiye'de iktidarı düşürmeye yönelik hareket ediyorlar. Tabii. Yani bugün Türkiye'de mevcut siyasal iktidar ve tabii Tayyip Erdoğan onlar için en büyük engel. Yani Türkiye için, Orta Doğu için düşündükleri geleceğe dönük planlarının hayata geçirilmesinde en büyük engellerden birisi. O nedenle bundan kurtulmaları lazım. 15 Temmuz darbesini, o girişimi bu yüzden desteklediler. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında, FETÖ'nün arkasında direkt Amerika vardı. Zaten Pensilvanya'da örgütün başı. Neden Amerika'da olsun? Yani Amerika bunu kucaklıyorsa, muhafaza ediyor ise, bu da onların adamı olduğunun, onlarınla işbirliği içerisinde olduğunun en büyük delili. 15 Temmuz'da bu iş bitireceklerdi. Ancak elhamdülillah milletimizin, yani öncelikle Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve milletimizin ortaya koyduğu mücadele azmiyle elhamdülillah bertaraf ettik. 15 Temmuz'da bitiremeyince tabii başka girişimlere teşebbüs ettiler ama bunda da başarılı olamadılar. İşte açıkça ifade ediyor. Bizim diyor işte Tayyip Erdoğan'dan kurtulmamız lazım. Bu birden açıkça söyledi bunu. Bunu da diyor seçimde diyor işte muhalefet destekleyerek seçim yöntemiyle ondan kurtulacak Türkiye. Yani onlar kurtulacaklar. Türkiye kurtulmayacak. Tayyip Erdoğan Türkiye'ye lazım. Sıkıntı yok. Şimdi gelmişken bir şey var soruyorum. Aynı şey tablo içerisinde Amerika'nın DDAŞ'a yaptığı yığınak, coğrafyayı biliyorsunuz. Tabii bir de işte işin o boyutu var. Mesela bir Rus tehdidine karşı olma ihtimali var mı? Yok şu anda yani Rus-Ukrayna savaşı tabii bir gelişme ama bu bahaneyle işte bu savaş çıktı işte ona karşı yığınaklar sağa sola daha önceden de yığınaklar yapılıyordu. Şu an Amerika Türkiye'yi kuşatıyor. Yani en son ihtimal nedir? Mesela ben hiç beklenmedik bir şekilde Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ha geçmişte Irak bir bağımsız devletti. Amerika geldi Irak'ı işgal etti. Ya Türkiye'yi Amerika işgal edemez.
İşte bunun örnekleri yok mu? Yani en son çare, yani Türkiye içerisinden kendilerini müzahir olan hain grupları kullanma yöntemiyle bu işi beceremezlerse, en son yöntem nedir? İş başa düştü. Şu an vekalet savaşlarıyla bu işleri yürütüyorlar. Yani kendileri sahaya inmiyor. Birilerinin kullanıp bu işleri yaptırıyorlar, yaptırmaya çalışıyorlar. Beceremezlerse, yani buradan sonuç alamazlarsa en son ihtimal Türkiye'nin işgalidir. Bunun için hazırlığını yapıyorlar. Bunu da görmek lazım yani. Ukrayna'ya Rusya'yı Batı kendi kışkırtmalarıyla çekti ve Türkiye'de Yunanistan'la gerginlik yaşanan sürekli ve Yunanistan askeri yığınak yapılıyor. Rusya'ya Ukrayna'da kurdukları tuzağın bir benzerini Yunanistan'da Türkiye'ye kurma ihtimalleri var mıdır? Olabilir. Ancak Yunanistan'ın yani kalkıp da Türkiye'ye karşı... Yok, tam o şekilde değil de Türkiye'yi kışkırtıp Yunanistan'a müdahale etmek zorunda bırakıp o ondan sonra Türkiye'ye Rusya muhalefetini, aslında Ukrayna'nın da Rusya'ya mukavemet edecek. O tür tezgahlar kurulabilir. Ancak bu bir satranç oyunu gibi. Türkiye o oyuna gelmez. Yani hiçbir şekilde öyle bir oyuna gelmez. Yani Ukrayna'nın yaptığı gibi Ukrayna kullanıldı. Yunanistan aynı şekilde kullanılırsa yani, Türkiye de Putin gibi girmek zorunda bırakılamaz mı? Yok, Türkiye öyle bir şeye girmez. Çünkü biz Yunanistan'la öyle bir şeye girersek bizim karşımızda Yunanistan olmayacak. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık 74 yılında. Ama aynı şey Rusya için de geçerli. Aslında karşısında Ukrayna yok. Gene bütün Batı dünyası var. Batı dünyası var da yani Rusya işte yani bu tür şeylerde ülkelerin gücü de önemli. Şimdi Rusya bir süper güç. Adımını ona göre atıyor. Ama Türkiye inşallah süper güç olacak. Yani süper güç olduğumuz zaman o zaman Yunanistan'a vururuz. Ya vurma niyetimiz yok. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz ama hak ettiği zaman o zaman vururuz. Vurduğumuz zaman da Batı bize bir şey ses çıkaramaz. Niye? Süper güç. Yani şu anda öyle bir gücümüz yok. Ya kaybedeceksen, savaşan kazanan olmaz. Bugün Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Her ne olursa olsun bu savaşın kaybedeni Ukrayna'dır. Neden? Savaş Ukrayna topraklarında oluyor. Yani yıkılan, yanan Ukrayna. Rusya'da bir şey olmuyor. Yani savaş bitti mi Rusya aynen yerinde duruyor ama Ukrayna yerle bir. Yani savaşın kazananı yok. Yani Rusya da çok şey kaybediyor. İşte 20 bin küsur asker kaybetti, bilmem ne kadar şey, 200 uçak kaybetti, şu kadar tank kaybetti. Bunlar da bir kayıp. Biraz önceden Türkiye içerisinde olan grupların ve TSK'da fizikleşmesinden dolayı operasyon yapılamadığını söylediniz. 15 Temmuz'dan sonra yapılan temizlik sonrası operasyonlar gerçekleşti. Daha evvel Balyoz, Ergenekon çıkmıştı. Akabinde işte FETÖ tasfiye edildi vesaire. Şimdi ordunun vaziyeti ne? Daha önce de bize bir dava açılmıştı biliyorsunuz. TSK'nın zirvesinde. Evet. Allah ve Resul aşkıyla yananları görmek istiyoruz. Elhamdülillah. Demiştim. Oraya geldik çok şükür ya. Şimdi ne durumdayız? Elhamdülillah. Biz o zaman demiştik ordunun başında Allah ve Resulüne aşık komutanlar olacak olması lazım demiştik o zaman. Niye bunu demiştik? Allah ve Peygamber'e söven adamlar vardı. Türk Silah Kuvvetleri içerisinde haşa Allah'a Peygamber'e söven hainler vardı ya. Bu kadar şerefsiz alçaklar vardı. Biz buna tepki olarak ya bu ülkenin halkı Müslüman. Büyük çoğunluğu %99 deniyor. Müslüman ya. Sen kalkıp da bu insanların inandığı en kutsalına, Allah'ına, Peygamberine kutsal değerleri nasıl söversin? Sen kimsin ya? Ben buraya kalkıp da yani bir işgal gücü gelse Türkiye'ye, Amerika Türkiye'yi işgal etse, İngilizler işgal etti İstanbul'u. Bu İstanbul daha önce İngilizlerin işgalindeydi. İngiliz askeri, İngiliz komutanı kalkıp da bu milletin Allah'ına, Peygamberine sövmez ya. Bunlar gavurdan daha gavurdu. Ben öyle diyorum onlara. O dönemlerde bu ülkenin başında, bu ülkenin silahlı kuvvetlerinde komutanlık yapan bazıları, hepsi değil tabii, bazıları gavurdan daha gavurdu. Onun örneği ben İncirlik'te gördüm gene. İncirlik Telsiz Komutanlığı daha önce Amerikalılar tarafından yönetiliyordu. Onun yönetimi daha sonra Türklere geçti. Bize geçti yani Telsiz Komutanlığı. Ben de
Oraya ziyarete gitmiştim. Amerikalılar yapmış tesisi. Bakın şimdi zihniyet farkını da orada gördük. Orada bir yüzbaşı arkadaş beni gezdirdi. Ben o zaman üsteğmendim sanırım. Adam kilise yapmış tesisin içerisine. Ondan sonra havra yapmış. Bir de cami yapmış. Amerikalı bildiğin minareli cami yapmış. Gittik orada namaz kıldık. Ama kilisesi de var. Kiliseye de gittik, gördük. Çünkü niye Amerikan ordusu içerisinde Müslüman da var, Hristiyan da var, Musevi de var. Adam bunu bir dini ihtiyaç olarak görmüş, bunu yapmış. Daha sonra tesis komutanlığı bize geçti. Türk komutan oraya idare etmeye başladı. Türk komutanın yaptığı ilk şey ne biliyor musunuz? Camiyi kapatmak. Ya Amerikalı cami açmış, burada Müslümanlar namaz kılıyor, Türk Müslümanlar ve Amerikalı Müslümanlar, asker personelden namaz kılıyor. Ya senin başka işin yok mu? Amerikalı açmış bunu, minareyi, yani camiyi de Amerikalı yapmış. Yani Allah'tan kork, utan ya. İlk işi camiyi kapatmak oldu. Bu kadar alçak şerefsiz bunlar yani. Ve İslam düşmanı. Neyse. Tabii cami kapatılınca Amerikalıları içerisinde Müslümanları var ya, namaz kılacak adam. Koşmuşlar şeye, kendi komutanlarına, Amerikalı komutana. İşte efendim biz namaz kılacağız. İşte kılamıyoruz. Ne oldu? Bu Türk komutan şeyi kapattı. Camiyi kapattı. Amerikalı komutan demiş ki, ya ne yapabiliriz? Rahibi çağırıyor. Rahipleri var onların. Amerikan ordusunda albay rütbesinde rahipleri var. Rahibi çağırıyor. Yani bu konunun uzmanı o diye. Diyor ki ya böyle böyle bir sıkıntı var. Nasıl, ne yapabiliriz? O da diyor ki yani İslam fıkhına göre diyor. Biliyor demek ki. Müslümanlar kilisede namaz kılabilir. Yani o mümkün. Şu an bizim yapabileceğimiz, bizim ibadethanemiz kilise. Kilisede diyor bir yer tahsis edelim, orada kılsınlar namazlarını. Yani orası açılıncaya kadar. Düşün şimdi, o Amerikalılar, subay subay kimlerse o Müslümanlar, gidiyorlar kilisede, mescit olarak ayrılan yerde namazlarını kılmaya başlıyorlar. Ondan sonra tabii bizim Türk personel de oraya gitmeye başlıyor. Yani namaz nerede kılacak adam? İşte orası Amerikalı tahsis etmiş. Onun üzerine utancından o camiyi açmak durumunda kalıyor. Biz o zaman buna tepki olarak dedik. Ben şimdi mesela Yalçın Işımerlerinden bir alçak vardı. Gata'da o zaman Tuğ generaldi. 1998'de bu olay yaşandı. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam'a çöl bedevisi diye iftira şey attı. Böyle alçakça konuştu. Mehmet Akif Ersoy'a böyle dil uzattı. Ben de aradım kendisine, ben, sen nasıl konuşuyorsun? Sen bu ülkenin Tuğ generaliysen ona göre konuşacaksın. Sen benim peygamberime, sen benim Mehmet Akif gibi İslam marşı şairine böyle dil uzatamazsın. Telefonda emekli binbaşıyım. Tabii ben binbaş olarak oradan ayrılmıştım. Bana telefonda diyor ki, Gata'da o zaman görevli. Ya diyor, siz diyor binbaşı emekli binbaşı olamazsınız diyor. Niye? Çünkü binbaşı dediğim onun gibi alçak olması lazım. Bir binbaşı nasıl böyle konuşur? Onu eleştirir. Anlamında şey yapıyor. Dedim bana bak, sana telefonda ben kimlik gösterecek değilim. Ama dedim ben emekli binbaşıyım. Ama dedim sana bunları söylemem için binbaşı olmama da gerek yok. Bir vatandaş olarak ben bunlardan rahatsızım, böyle konuşamazsın. Böyle adamlar vardı. Ve bu adamlar istediği şekilde Türkiye'de at oynatıyordu. Böyle dönemleri yaşadık. Ama şimdi bugün elhamdülillah ordunun başında Allah ve Resulüne aşık komutanlar var. Elhamdülillah. Ha, daha da iyi olur inşallah. Bugün bütün askeri birliklere minareli camiler yapılıyor. Harp okullarına camiler yapılıyor. Yapıldı. Artık personel, geçen bir arkadaş aradı, görüştük. Muazzam. Dedi komutanım, cuma namazında dedi camiye sığmadık. Elhamdülillah.
Ya bu millet, yani milleti zorla namaz kıldırmıyorsun. Ya kılan da kılsın kardeşim, sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Bu ülke Müslüman. Yani normal olan bu. Ama yüreğinde iman zafiyeti olan, iman zafiyetinin ötesinde İslam düşmanlığı olanlar nefretlerini bir şekilde kusuyorlar. Türkiye'de sıkıntı da bu. Allah iman versin. Ben diyorum bugün Türkiye'nin en büyük sorunu CHP'nin imansız olması. CHP imana gelsin. Yani solcuysan imanlı solculuk yap kardeşim ya. Yani bu ülkede solculuk yapabilirsin. Ama imansız solculuk yapamazsın. Bu milletin Allah'ına, peygamberine, mukaddes adına söverek siyaset yapamazsın. Bunun hakkın yok zaten. Yani inanmasan bile bana saygı göstermek zorundasın. Bu millete saygı göstermek zorundasın. Allah iman versin inşallah. O günlerde görürüz yani. Onu da göreceğiz. Yani biz bir zamanlar dedik bu ordunun başında Allah ve Resulüne aşık komutanlar lazım diye. Bu Türkiye'de siyaset yapan insanlar imansız olamaz. Yani iman İslam'a karşı olamaz. İslam'a karşı siyaset yapamazlar. O günleri göreceğiz inşallah. CHP de imana gelecek yani. Gelmek zorunda. Biraz önce dediniz ki Allah'tan bugün devlet var. Bazen son dönemde özellikle sosyal medya köpürtmesiyle muhalif adı altında siyasetçilerin bir takım söylemleriyle sanki devlet yokmuş gibi bir görüntü oluşuyor. Ve bazı mevzularda sanki biraz müdahalede geç kalınıyor. Bu devlet yokmuş görüntüsü içerideki bir karışıklıktan mı kaynaklanıyor yoksa bunun başka bir sebebi mi var? Türkiye çok iyi dış politika yürüttüğüne dair çok muhalif olduğunu söyleyen kişiler dahi Türkiye'nin dış politikadaki bazı şeylerinin artı olduğunu dile getirebiliyor. Evet. Mesela biraz sonra tekrar soracağım bu mevzuyu. Afrika açılımı var, Orta Asya'ya yönelik bir takım politikalar geliştiriliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında en tutarlı politikayı belki Türkiye izliyor. Ama içeride bu sanki içeriye yansımıyor. Bunun sebebi ne acaba? Tabii muhalefetin dile getirdiği eleştirilerin yani hepsini ciddiye almak mümkün değil. Ancak kendi şeyimizle baktığımızda bazı işlerin böyle ağır gittiğini, yani zamanında tedbir alınmadığını da değerlendiriyoruz. Yani burada bir aksaklık var. Bu nedir mesela? Geçen sene soğan patates olayı yaşadık. Yani örnek veriyorum. Yani şimdi soğanla ve patatesteki bu aşırı fiyat yükselmesinin karşısında alınması gereken tedbir, işte çadır, ne bileyim böyle manavları kurup da öyle yapıldı, hatırlarsınız yani belediyeler. Bu mudur bunun çözümü tarzında konuştuk. Yani diyelim bu marketlerin, zincir marketlerin halka zulmetmesi durumu söz konusu. Fiyatlar istedikleri şekilde oynuyorlar. Bu da bir gerçek. Bunun karşısına alınması gereken tedbir, mesela Tarım Kredi Kooperatifi'ni Cumhurbaşkanımız işte ziyaret etti. Ben daha sonra gittim Tarım Kredi Kooperatifi'ne, fiyatları nasıl diye. Cumhurbaşkanımız oraya gidip de böyle bize lanse ettiği gibi fiyatlar görmedim. Yani onların fiyatları da yüksekti. Diğer marketlerden pek farkı yoktu yani. Peki bu 1000 tane işte market açacağız falan tarzında. Bunlar bu konularda maalesef tedbirlerde gecikme diyelim veya doğru tedbir alınmama anlamında aksaklıklar var. Tabii lider sağlam güzel de tabii asıl danışmanların yani o konuda ona destek verenlerin kaliteli böyle birikimli insanlar olması lazım. Veya reis bir konuda bir şey söylüyor, o söyleyince harekete geçiyorlar. Kardeşim sen bu işi, ben bu AVM'nin müdürüyüm, örnek veriyorum. Benim yapacağım işler belli. Bunları yapacaksın kardeşim, bunun için burada oturuyorsun. Ben durup duruyorum böyle, bir iş yapmıyorum. Patron gelip bana ya şunu şöyle yapalım deyince mi? Oo tamam yapalım işte orada fikir üretiyorum falan. Bu böyle bu değil yani. Şu an bazı şeylere bakıyoruz, reis söyleyince birileri harekete geçiyor. O söylemeden harekete geçen yok. Bu da bir öz eleştiri yani. Maalesef burada bir sıkıntı var. Ama siyasi konular tabii yani işini yapan gayet güzel yapıyor. Bazıları maalesef yetersiz kalıyor veya ne bileyim yeterince aktif davranamıyor. İnşallah bunları da aşarız. Aşılması lazım. Bir seçime de giriliyor zaten. Bunların çözülmesi lazım.
Biraz önce bahsi geçmişken oradan devam edelim dış politikada. Afrika açılımı. Türkiye çok önemli bir Afrika açılımı yaptı. Gerektiği kadar da alaka görmedi açıkçası bu. Afrika üzerine yürütülen politika iyi görünüyor. Libya başta olmak üzere Türkiye'nin bu Afrika açılımı ve politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi ülkenin güvenliği sadece sınırlarla sınırlı değil. Artık Türkiye bir bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. Türkiye küresel güç de olur inşallah. Orta Asya, Afrika'ya Orta Asya'ya da ilave edilir zaten. Tabii yani bugün mesela düşünün yani Azerbaycan'da bir Karabağ sorunu 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan bu sorunu çözecek gücü kendinde göremiyor. Durup dururken 30 yıldır işgal edilen Karabağ kurtuluyor. Burada ne değişti? Ermenistan aynı Ermenistan. Rusya aynı Rusya. Azerbaycan aynı Azerbaycan. Bölgede ne değişti de Azerbaycan'da 30 yıldır Azerbaycan'ın çözüm üretemediği sorun birdenbire çözüldü. Burada faktör ne? Türkiye faktörü. Türkiye'nin orada verdiği destek. Ve bunun gibi Türkiye artık bölgesel bir güç olduğunu hissettiriyor. Libya'da varız. Daha önce bırak Libya'yı, Ankara'da yoktuk ya. Bırak yani sınır ötesini. Gelip ülkeyi karıştırıyorlardı. Ama şimdi Türkiye Suriye'de var. Türkiye Irak'ta var. Türkiye Katar'da var, üstümüz var. Türkiye Somali'de var. Türkiye Nijerya'da var. Yani olması gereken her yerde biz olmamız lazım. Yani bizim güvenliğimiz oradan başlıyor. Aslında bizim güvenliğimiz Pentagon'dan başlıyor. Yani bizim güvenliğimiz tehdit eden Pentagon, Amerika'dan başlıyor yani. Keşke gücümüz olsa da orada üst kursak. Rahat durun desek. Ama bu da güçle alakalı bir şey. Bunu her ne kadar engellemeye çalışsalar da Türkiye, bütün yani Afganistan'da varız. Yani bugün Türkiye elhamdülillah kendi yerli uçak gemimizi yapıyoruz. Uçak gemisi demek ne demek? Daha uzun menzilli, daha küresel harekatları yapabileceksin anlamına gelir. Daha uzak yerlerde operasyon yapabilirsin. Yani öyle bir yani Türkiye'nin yani bir savaş çıkaracağız, oraya buraya saldıracağız değil ama yani bu anlamda da kendini geliştirmesi lazım. Silah sistemlerini geliştirmen lazım. Elhamdülillah şu anda İHA'lar, SİHA'lar konusunda dünyada savaş konseptini değiştirdik. Tank savaşları bitti. Ukrayna'da tankların işini SİHA'lar bitirdi. Bunlar başta biraz Ukrayna savaşı başlarında çok dile getirilmişti. Bu da bir gerçek. Bu tabii Türkiye'de sıkıntıya sokmak için de birileri onu dile getiriyorlardı. Ancak onu anlatılanlar gibi olmasa da SİHA'ların savaşta ne kadar etkin sonuç alabildiğini biz hem Azerbaycan savaşında, Karabağ savaşında gördük hem de Ukrayna'da gördük. Ve diğer şu anda uydu sistemleri olsun. Yani Türkiye çok farklı bir konuma evriliyor. Şu anda bölgesel güç olduğunu da artık ispatlamış durumda. Bunun arkasından inşallah küresel güç, o da İslam Birliği'nin sağlanmasıyla küresel güç olma durumu söz konusu olur. İnşallah o günleri de göreceğiz. Bugün biz İslam Birliği'nden bahsedince vay hilafet getirecekler, yok şeriat getirecekler şeklinde bize karın boşuna vurmaya çalışıyorlar. Ya bugün Avrupa Birliği nasıl varsa İslam Birliği de olacak. Gayet normal. Avrupa Birliği olunca sen bana papaz devleti diye saldırmıyorsun. Bizim işimizdeki işte beyinsizler. Ama biz İslam Birliği'nden bahsedince şeriattan bahsediyor. Ya ben Müslümanım elhamdülillah. Şeriata uymaya çalışıyorum. Bu benim kişisel şeyim. Yeryüzünde adaletin sağlanması için, zulmün ortadan kalkması için, İslam dünyasının mağduriyetlerin bitmesi için tabii ki Müslümanlar, İslam devletleri bir araya gelecekler. Bu bir ideal olması lazım. Şu anki durum ne derece mümkün? Pek mümkün görünmüyor ama inşallah bir zamanlar Avrupa 100 yıl savaşları vardı. Avrupa birbirini boğazlıyordu. Ne oldu? Avrupa Birliği oldu.
Bir gün gelecek inşallah İslam Birliği de olacak. O zaman işte İslam dünyası süper güç olarak yeryüzünde varlığını ortaya koyacak. Türkiye'de içinde tabii. Türkiye inşallah orada başat rol oynar. Şey de o, yani şu an gidişat da o. Şimdi Türkiye'nin değişen gücüne oranla bir takım ilişkiler de değişiyor. NATO önceden Türkiye'nin bağımsızlığı üzerinde bir tehdit. Türkiye'yi tahrip edici bir güçken. Şimdi Türkiye NATO'nun içerisinde bulunurken bir yandan NATO'yu tahrip edici bir pozisyona girmiş bulunuyor. Yani NATO'nun bugün mesela İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Batı ülkeleri bastırırken Türkiye bunun karşısında duruyor. Bu husustaki görüşünüz nedir? Roller mi değişiyor? Ya bu şeyle alakalı tabii. Yani gene dediğim gibi güçle alakalı, iradeyle alakalı. Şimdi düşünün. Ben şöyle diyeceğim, yani Tayyip Erdoğan öncesi ve Tayyip Erdoğan sonrası diyeceğim. Yani her şey onunla da sınırlı değil. Ama o da bir gerçek. Bu ülkede 2002'den önce kurulan hükümetler, yani 3 aylık hükümetler vardı. En uzun süren 10 ay, 1 yıl falan sürüyordu. Yani koalisyon hükümetleri. Yani siyasi irade oluşmuyordu. Ve o koalisyon hükümetlerinin de manipüle edilmesi, oradan buradan dışarıdan falan, tabii ekonomiye sahip değiller. Yani %7500 enflasyon fırlamış. Memleket idare edilemez duruma gelmiş. Yani hem siyasal anlamda hem sosyal anlamda böyle bir ülkeydi. Yani güçlü siyasi iradeler yoktu. Olanlara da zaten hayat hakkı tanınmıyordu. Mevcut işte içeridekileri de çok iyi kullandıkları için. Ama 2002'den sonra ne oldu? 2002-2022, 20 yıldır bir siyasal istikrar söz konusu. Bizim ülkemizin önündeki en büyük handikaplardan birisi, güzel şeyler yapılmasının önündeki engellerden birisi siyasal istikrarsızlıktı. İkincisi, memleketin yaşadığı sorunların temelinde yatan devlet içerisindeki devlet ve millet karşıtı yapılanmalar, kadrolaşmalar. Bu da başımıza belaydı. Şu anda öyle bir şey yok. O da temizlendi. O yüzden biz Ankara'ya, yani o çok şey örnek verdim, uç örnek verdim yani. Sen Ankara hükümetin olduğu merkezde sen yani oraya hakim değildin. Ama şimdi elhamdülillah yani geçtik biz sınırlarımızı, sınır ötesinde artık kimse Türkiye'ye posta koyamıyor. Akdeniz'de mavi vatan diyoruz. Daha önce o mavi vatan yok muydu? Vardı ama gözümüzü kaldırıp bakamıyorduk. Ama şimdi diyoruz ki burası benim vatanım kardeşim. Sadece benim topraklarım, işte üç taraf denizlerle çevrilmiş Anadolu, Trakya değil. Burası da benim vatanım. Karadeniz'de benim hakkım var. Orada petrol çıkartıyoruz. Dün oraya parmağımızı sokamıyorduk. Boğazlarda Ukrayna Savaşı çıktığı zaman ne yaptık? Boğazlarda Montrö rejimini Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde uyguladık. Artık yani bir güç. NATO içerisinde de aynı şekilde. Artık Birleşmiş Milletler'de, ne bileyim NATO'da sözünü söyleyebiliyorsun. Ha, dinlenir dinlenmez ayrı bir şey. Ama o tavrı koyuyorsun. Daha önce 70 sente muhtacız diyordu Demirel. Yani 70 sente muhtaç durumdayız Türkiye olarak. Yani IMF'ye muhtaçsın. O dilenci gibi işte gidiyorsun. İşte o kapılarda yani para dileniyorsun. Dilenen insan bir şey söyleyemez ki. Yani sen alan durumundasın. Dilenen bırak almayı, dilenen durumundasın. Şimdi elhamdülillah yani bizim yani IMF'yi de kovmuşuz. Bir zamanlar IMF'den borç alan ülke. Borçlarını ödemiş, onu da kapatmış. Şu anda ayağa kalkmışsın. Tam kalkamadık. Yani en azından yerimizden doğrulduk, şöyle oturduk. Yani o vaziyetteyiz. İnşallah dimdik kalktığımız günlerde göreceğiz. O zaman masaya yumruğu vurduğumuz günler de gelecek. Yani Amerika'ya, buraya sen PKK-PYD'ye, bu terörist örgüte destek veremezsin kardeşim. Abi göreyim bakayım. Nereye gönderiyorsun? Tırlarla. Tırların oraya ulaşmadan imha olur.
Uçakların oraya inmeden havada imha olur. Yiyeceğimiz günler de gelecek. Biraz önce bahsettim ya, devletin içerisinde bir takım sanki politik tutarsızlıklar var. Mesela sizinle de konuşmuştuk daha önce. Sarıklı amiral mevzusu gündem olmuştu. Evet, o amiral Mehmet Bey. Görevden alındı. Öbürü tarafta bakıyoruz, sizin bahsettiğiniz gibi askeri kurumların içerisinde camiler inşa edildiğini görüyoruz. Cemaatin arttığını görüyoruz. Personelde bir takım İslami hassasiyeti olan personellerin alındığını görüyoruz. Ama öbür tarafta da böyle bir karar alınabiliyor. Bunun sebebi ne hocam? Yani burada ne yapılmaya çalışılıyor? Ya şimdi burada... Ya da şöyle söyleyeyim, bir sanki insana dair bir benzetme gibi, paranoid şizofreni gibi bir vaziyete düşüyor devlet bazı durumlarda. Ben de sarık sarardım yani namaz kılarken. Yani sarık sevaptır anlamında. Peygamberimizin sünnettir anlamında. Yani sarıkla namaz kıldığımız oldu. O benim kendi özel mekanımda yaptığım bir şey. Yani bunun kimseye de bir zararı yok. O benim manevi iş dünyamla alakalı bir şey. Mesela amiral diyoruz biz. Amirallerin amirali Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli Beşiktaş'ta sarıklı bir vaziyette duruyor. Ya işte o inşallah o günleri de görürüz ya. O günler de gelir inşallah. Ben mesela Genelkurmay Başkanı olsam atıyorum yani öyle bir... Benim gibi bir adam Genelkurmay Başkanı olursa Türkiye çok değişmiş demektir. Anladın mı? O zaman ne diyorsunuz yani? Heyyam ola deyip de, heyyam ola ne demek? Heyyam ola nereden geliyor denizcilikte? Denizler heyyam ola. Bizim donanmamız sefere çıkmadan önce Yahya Evet'in efendinin dergahının önüne Beşiktaş'a oraya gidiyormuş. Oradan Molla Yahya efendi yanlış hatırlamıyorsam o zaman şeyi yani büyük mübarek zatlardan birisi. Denizcilikle alakalı birisi. Ey ya Molla diye bağırırlarmış. Yani sefere çıkmadan Yahya efendi duasını alırlarmış. Donanma. Hey ya Molla oradan geliyor. Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer işte bizim yani örnek şeylerimiz. Ya bizim tarihimiz sarık nedir? Benim peygamberimiz sünnettir. Sen kimsin? Affedersin. Ya sen affedersin bilmem yani her şeyi yapacaksın. Kalkıp da benim sarığıma lafı diyorsun. Hadi oradan derim yani iş biter. Sen böyle irade ortaya koyduğun zaman zaten bir şey diyemezler. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yani inşallah o günleri göreceğiz. İnşallah hocam. Belki göreceğiz. Devletin biraz adının konması gerekiyor ki bu işin tam olarak laik, seküler, kemalist. Ya orada da sıkıntılar var. Şimdi mesela benimle alakalı Atatürk düşmanı diye yani bizi yani hazmedemeyenler ve bizi başka türlü yıpratamayanlar Atatürk düşmanı tarzında saldırıyorlar. Orada sıkıntılar var. Ya bugün kemalizmin ne olduğu belli değil. Kemalizmin eleştirilmesi mümkün değil. Yani oturup da kemalizm eleştirmeye kalkarsanız kafir olursunuz. Yani sistem kafir olursunuz. Yani hemen tukaka yaparlar, başına gelmeyen kalmaz. Atatürkçülük konusunda bir şey söyleyemezsin. Zaten koruma kanunu var. Eleştiremezsin. Laiklik ne üdüğü belirsiz. İnşallah bir gün gelir bunlar konuşulur. Türkiye'nin o atmosferden kurtulması lazım. Türkiye'yi mahkum eden bir zihniyetten kurtulmamız lazım.